Arkadaşlar, kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Temiz fonksiyonuna bakalım ve uzunluk fonksiyonuna bakalım ne işe yaradığını. Uzunluk kullanılıyor daha çok ama temiz çok kullanılmayan bir fonksiyon yapısına sahip. Temizin mantığı eğer herhangi bir karakter yapısında şöyle göstereyim. ASCII ondalık kısım, yani bizim hani damga formülüyle getirdiğimiz kısım içerisinde birden 32'ye kadar olan karakterleri barındırıyorsa içerisinde, tekrar ediyorum. Herhangi bir kelime, herhangi bir cümle yapısında, herhangi bir metin yapısında ASCII ondalığın, yani damga fonksiyonunun ilk 32 karakterlerinden herhangi birisi içerisinde barındırıyorsa temiz formülü onları oradan temizliyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok sık kullanılmayan bir şey bu. Şimdi şuraya mesela ben bir şöyle bir şey yapacağım. Mesela birleştir formülümüz vardı bizim, değil mi? Mesela birleştir formülünde hem iç içe formülü de görmüş olacağız ilk defa burada. Ben ilk metin olarak, bu arada bunun mantığı, iç içe formülünden mantığını göstereyim. Şimdi birleştir dedik, bizden bir metin bir istiyor. Yani ilk olarak neyi birleştireceğim? Ben onun yerine herhangi bir metin ya da herhangi bir hücre başvurusu yerine damga fonksiyonunu açıyorum ve damga fonksiyonunu, örnek veriyorum, temizlemesini göstereceğim için ilk 32'den karakter seçmem gerekiyor. Mesela 14'ü seçelim. Birinci metini seçtik. Noktalı virgül. İkinci metin tırnak içerisinde, pardon, anlaşılır, ekonomi. Üçüncü, gene ben damga fonksiyonundan seçeceğim. Bunu da mesela 17 yapalım. Şimdi ben Excel'e şunu dedim: birleştir damga 14'ten çekeceğin karakterle anlaşılır ekonomiyi ve onunla da damga 17'den çekeceğin karakteri, bu üçünü birleştir diyorum. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi şurada başında ya da ve sonunda iki bilinmeyen karakter getiriyor. Bu karakterler damganın ilk 32 karakterleri içerisinde. Temiz fonksiyonu bastığım ve hücre başvurusu yaptığım zaman bana baştaki ve sondaki, yani damga fonksiyonuyla çektiğim ASCII ondalık kısımdan ilk 32 karakteri bana temizlik işlemi yapacaktır. Bakın, gördüğünüz gibi buradaki işlemde bana baştaki fonksiyon yapısını temizledi arkadaşlar. Mesela burada hücre başvurusu yapmak yerine şunu kopyalayalım, şuraya yapıştıralım. Bakın, burada da bir şey işlemi yaptık, formül işlemi yaptık. Bunu da bir kez daha bir formülle iç içe yapalım. Mesela temiz, en sonuna bir noktalı virgül daha koyacağım. Yani şu anda ben Excel'e dedim ki en iç, Excel'de iç içe formüller en içten başlar dışa doğru. İlk önce dedim ki damga 14'ü getir, anlaşılır ekonomi yazdır ve damga 17'yi birleştir fonksiyonu ile üçünü birleştir. Getirdiği burayı, yani bu fonksiyonu tamamladığın zaman da bunu temiz fonksiyonu içerisine yazdır ve bana sonucu döndür diyorum. Bastığım zaman gördüğünüz gibi şurasının normal şartlarda başında ve sonunda bana getirdiği o iki karakteri temiz fonksiyonuyla ben temizledim arkadaşlar. Mesela bu ilk 32 karakterden kaynaklı bir durum. Mesela ben 41 yazdım buraya. Buraya da 32'yi geçelim. 44 yazdım. Enter'a bastığım zaman bakın, temiz formülü dahi işe yaramadı. Başında bir damga 14, damga 41'i getirdi. Sonunda da virgül olan damga 44'ü getirdi. Arkadaşlar, ilk 32'den almadığı için bunu temiz işlemi yapmadı.
Dediğim gibi yani kullanılıyor mu? Kullanılabilir. Çok fazla değil ama çok spesifik noktalardan bir şeylerle karşılaştığımız zaman bu işlemi yapıyor Excel. Temiz fonksiyonunda da bu şekilde çalışıyor. İlk defa iç içe formül de yazdık. Bu arada kafanız karışabilir ama çok fazla buraya takılmayın. Zaten çok fazla kullanmayacaksınız bu formülü ama ileride iç içe formülleri çok sık kullandığımız zaman burada ne iş yaptığımızı çok daha rahat şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Fonksiyonu ise hemen buraya yazalım. Herhangi bir metinin yapının hani ne seçerseniz seçin kaç karakterden oluştuğunu bize gösterir. Uzunluk fonksiyonu aktif olarak kullanılır. Bilginiz olsun. Dediğim gibi bunlar tek başına tabii ki çok fazla anlam ifade etmiyor ama ileride spesifik durumlarda karşılaştığımız zaman iç içe fonksiyonları kullandığımız zaman bu formüllerin ne kadar öneme sahip olduğunu siz de göreceksiniz. Uzunluk mesela burayı seçiyorum. Tamama basıyorum. 23 karakter. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 normalde. Ama boşlukları da birer karakter seçtiği için Excel o yüzden uzunluğu 23'e getiriyor arkadaşlar. Bunu da aşağı doğru çekersek her bir buradan seçtiğimiz en hücre başvurusu için bu işlevi yapıyor. Geçen mesela Twitter'da ilginç bir şeyle karşılaşmıştım. Hatta yazmıştım da o işte bilmem kaç üzeri bilmem kaç basamaklıdır diye. İşte mesela uzunluk gördüğünüz üzere herhangi bir matematiksel fonksiyon yazabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. 2 üzeri ya da mesela şöyle daha komplike bir şey yazalım. 4 üzeri. Bu arada bu matematiksel bir işlevdir. 4 üzeri 14 yazdığınız zaman 9 basamaklı bir sayı yapıyor. Mesela buraya eşittir 4 üzeri 14 yazarsak 4 üzeri 14 karakter sayısını sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani buradakinin doğru olduğunu da teyit etmiş olduk. Öyle bir soru vardı. Böyle aslında genç arkadaşlara sorulan bir soru bu. İşte bilmem kaç üzeri bilmem kaç. Ben bu arada sayıyı salladım burada. Kaç basamaklıdır diye böyle bir matematik sorusu. Lise mi artık, üniversite geçiş sınavları için mi bilmiyorum ama böyle de bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Uzunluk formülü önemlidir. Dediğim gibi temiz formülünün mantığı anlaşılmamış olabilir. Çok da önemi yok. Ama ne işe yaradığını bu şekilde görün istedim ben arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese.